İlk ve öncü, yeşil enerji kullanan kamu kurumu oldu. Gelişen teknolojiye ayak uyduran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji sistemini hayata geçirerek yıllık bazda kurum enerjisinin %70'ini bu sistemden sağlıyor. Güneş enerjisine yatırım yapmak, ülkemizi daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe taşıyacaktır. Bu amaç ve sorumlulukla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışmalarına 2018 yılında ilk kez güneş panellerinin kurulumunu gerçekleştirip bu alanda öncü olmuştur. Kamuda bir ilk örnek niteliği taşıyan en büyük güneş enerji sistemine sahip Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanan ilk ve öncü yeşil kamu kurumudur. Spor gündeminden günaydınlar değerli Bayrak Radyo televizyon izleyicileri, değerli spor severler. Haftanın ilk mesai gününde karşınızdayız. Sporda gündeme yansıyan konuları yorumlarla, değerlendirmelerle ele alacağız. Ahmet Okan'la birlikteyiz. Hoş geldin Ahmet Okan, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Kolay gelsin. Evet. İzleyicilerimize mutlu haftalar diliyorum. Mutlu haftalar diliyoruz. Spor ve sağlık dolu haftalar diliyoruz. Aksa Süper Lig heyecan tüm hızıyla sürüyor. Tabii ki 17. hafta. Bu akşam kapanış karşılaşması var. Yeni Cami Doğan Türk Birliği, hemen hatırlatalım. Bu akşam 18'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecekler ve hafta tamamlanacak. Gollü bir hafta, farklı evet. Skorların olduğu bir hafta. Göçmenköy Cihangir karşılaşmasıyla başlamıştı hafta. Cihangir zor da olsa kazanmayı başardı. 1-0'lık skor ve liderliği zaten devam ediyordu ve namağlup liderlik yine devam ediyor. Nasıl değerlendirsin haftayı? Tabii haftaya baktığımızda sevgili Kaya, özellikle sonuçlar, dedin ki farklı sonuçlar ama Türk Ocağı camiası için farklı sonucun dışında da çok acı verici bir çarpıcı sonuç. Özellikle geçen yılın başlayan ve devam eden sürecin artık tükendiği nokta olarak değerlendiriyorum ben. Ve 11 ikilik skora yani baktığımızda son dönemde çok görmedik. Yani biz daha çok alışık olduğumuz A2'ler, O16 ligleri, onlarda kadınlar, bile çok görmüyoruz artık. Yani zaten son dönemde oradaki antrenörler de özellikle çift rakamlara ulaştıktan sonra artık gerekli müdahaleyi yaparak farkın açılmamasına özen evet. gösteriyor ki olması gereken budur altyapı sonuçlarında ama bu akşam gerçekleşecek olan genel kurul, olağanüstü genel kurul zannederim çok tartışmalı, çok sıkıntılı bir süreç bekliyor Türk Ocağı camiasını. Dolayısıyla ligi değerlendirmeden önce bunu değerlendirmek istiyorum. Türk Ocağı'nın, düşünün, geçen yıl 6. final Nordirland Kıbrıs Kupası'nda ve 6. kupa. Hiçbir finali kaybetmeyen, çok önemli Kıbrıs futbolunda yeri olan, çok önemli isimler, gerek başkan yönetici ve ülke sporunun dışında da hizmetler eden önemli isimler. Onun dışında çok değerli efsane futbolcular ki bir kısmı teknik adam olarak devam etti, bir kısmı yönetici olarak devam etti, bir kısmı da ülkemizde önemli yerlerde iş sahibi insanlar noktasında ve gelinen noktada hep konuşuyorduk. Yani yaşanan sürecin sıkıntılı ve artık dibe doğru gittiği nokta olduğunu hep bu ekranlardan da ve diğer platformda da özellikle Türk Ocağı camiasına yakın olduğum isimlerle yaptığım görüşmelerde dibi görelim sonra bakarız dediler. İşte o dip görüldü. Yani dün oynanan maç sonrasında ama düşünün o karşılaşmada oynayan genç kaleci, diğer genç oyuncuların A takıma kazandırılma noktasının nasıl sonuçlandığının bir göstergesi oldu. Bu son derece üzüntü verici bir nokta olduğunun altını çizmek gerekir. Dolayısıyla Türk Ocağı camiası, hep söyleriz ya, güneyden kuzeye taşınan çok önemli bir kulüp, çok önemli bir camia. Ama kulüplerimizde ve camialarımızda asıl olan devamlılıktır. Gelen başkan ve yönetimlerin yapmış olduğu hizmetler sonrasında olumlu veya olumsuz, başarı veya başarısızlık sonrasında da ondan sonraki süreçte devamlılık arz etmesi gerekir. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde özellikle gelen yeni başkan ve yönetimlere kulüp camiası içerisinde destek görmeden, bir anlamda onların başarısız olması için, takımın da başarısız olması için sert muhalefetler ve muhalefet sonrasında da gelinen nokta.
Dolayısıyla buradan baktığımızda da bundan sonraki süreç elbette ki bir toparlanma süreci olacaktır. Elbette ki bir yeniden yapılanma olacaktır ama bunun özellikle bu noktadaki çarpıcı sonuç camiaya çok büyük bir uyarı noktasında olduğunun altını çizmek istiyorum. O yüzden bu akşam yapılacak olan genel kurulda süratle yeni başkan ve yönetimin seçilmesi gerekir. Kulüplerde isimler gelip geçicidir, teknik adamlar gelip geçicidir, kalıcı olan camialardır. Buradan hareketle sağduyulu bir şekilde, olgun bir şekilde hareket etmeleri gerekir. Ve Türk Ocağı'nın şu anda bulunduğu konum itibariyle ve içinde bulunduğu bu çıkmazdan bir an önce kurtulması gerekir. Sonuç itibariyle baktığımızda lige döndüğümüzde ligdeki konum şu anda en alt sırada ve birinci lige doğru adım attığını görüyoruz. Tabii futbolda her türlü sonuçlar var. Bunun örneklerini ilk yarıda çok net gördük. 13 haftalık bir Yeni Boğaziçi, 12 haftalık bir Yeni Boğaziçi kötü performansı, son 3 haftadaki inanılmaz sonuçlar bir anda ligde kalma adına umutlar yeşerdi. İkinci yarı başlarken yenilenen takımlar, birçok takımın yapmış olduğu transferler, ikinci yarıda hedefe ulaşmak için yapılan hamlelere baktığımızda da Yeni Boğaziçi için şu anda 2 maç geride kaldı, beklentilere cevap veremedi ve şu anda iki takım da hem Yeni Boğaziçi hem Türk Ocağı zayıf halka olarak görülüyor 6 ve 7 puanda olmaları. Tabii hemen üzerlerinde 11 puanlık bir küçük kaymaklı var. Değişimle birlikte başkent derbisini kazanarak lige girdi ikinci devreye ama geçtiğimiz gün evinde hayal kırıklığı yarattı. Tehlike çanları onlar için de çalıyor. Onun üzerinde ligde kalma adına mücadele eden Gençler Birliği, Mesarya, Lefke son 5 haftadır kazanamıyor. Teknik adam değişikliği sonrasında istenilen sonuçlar gelmiyor. Ve o da süratle ligin en az atanı en çok yeni noktasında. Dolayısıyla da ciddi bir sıkıntı var Lefke'de de. Ve o da yavaş yavaş aşağıya doğru kayıyor. Mesarya'nın özellikle istikrarsız sonuçları, Gençler Birliği özellikle yabancı ve diğer oyuncularıyla birlikte ilk maçı kazanması, Yeni Cami'yi 4-2 mağlup etmesi, ligde kalma adına ciddi şanslar doğduğunu görüyoruz ama Mausa deplasmanında farklı sonuç özellikle hep vurguladığım noktalardan bir tanesidir. Kendi takımlarından transfer edilen oyuncuların yapılan anlaşma gereği oynatılmamasına şiddetle karşıyım. Hep öyle olmuşumdur ve aynı noktadayım. Her zaman da değişmeyecektir de düşüncem. Çünkü transfer döneminde yapılan transferler futbolcuya ve kulüplere ve harcanan rakamlara baktığımızda bu profesyonellik anlayıştır. Çünkü bir meblağ ortada dönüyor. Dolayısıyla da dönem meblağ sonrasında ben oyuncu oynatmak durumundayım. Ama kulüpler ne yazık ki kendi içinde yaptıkları anlaşma gereği oynatmıyor. Saygı duyuyorum. O başka bir şeydir ama benim kendi anlayışım oynaması gerekirdi. Dolayısıyla onun da kaybetmesiyle birlikte Karşıyaka'nın özellikle artan performansı, önemli oyuncuların yedek kulübesinde olmasına rağmen deplasmanda kazanması çok çarpıcı bir sonuç olduğunun altını çizmek gerekir. Bu akşam oynanacak olan Yeni Cami, Doğan Türk Birliği, Yeni Cami ikinci yarıya iyi başlamadı. Doğan Türk Birliği iyi başladı, yukarıya doğru bir çıkış düşüncesi var. İzleyip göreceğiz ne olur ne biter ama çok kritik bir karşılaşma. Orta sıralara baktığımızda orta sıralardaki takımlar özellikle Çetin Kaya'nın Turan Altay'la çıkışı devam ediyor. Ciddi anlamda ivme kazanacağını, Merdal Sancak Yeşilova'nın rakibi konumunda olabilecek Yeni Boğaziçi'nin saf dışı bırakması bunlar ön plana çıkan önemli sonuçlardı. Yukarıya geldiğimizde zirve mücadelesinde Cihangir tarihi rekorları kırmaya devam ediyor. Zorlansa da zor geçse zaten her maç zordur. Yani alttakiyle de oynasa, üsttekiyle de oynasa bundan sonraki süreç hem Cihangir hem Moğusa Türk Gücü hem de yeni sponsoruyla Tremeşeli Holding, Dumlupınar yeni sponsoru hep zordur. Dolayısıyla bu zorluk derecesi yüksek maçları kazanmak önemlidir. Tabii ki taraftarlar, seyirciler, maçı izlemeye gidenler güzel futbol, açık futbol, bol gollü maçlar bekliyor ama şampiyonluğa giden yolda kazanmak önemlidir. Kaybetmeme adına da ciddi bir savunma yaparak kaybetmemeye özen göstermek gerekir. Cihangir bunu başardı. Özellikle golcüsüyle devam ediyor. Meyen'in takıma katkıları, Babakar'ın takıma katkıları, takım savunmasının çok iyi yapıldığı noktada ve artık onların da şampiyonluk yolunda kenetlendiğini gördük. Artık onlar da şampiyonluğu istiyor. İlk devrede gelen sonuçlara rağmen, başarılı sonuçlara rağmen evet şampiyonluk vardı ama ciddi anlamda seslendiren, sesi yükselen bir şampiyonluk olgusu yoktu. Ve ilk yarıdaki o elde edilen başarı ikinci yarıda çok
transfer noktasında bir değişim olduğunu görmedik. Dolayısıyla mevcut oyunculara güvenerek, teknik ekibe güvenerek devam edildi ve iki haftada alınan sonuçlar ortada. Emin adımlarla şampiyonlukta gidiyor ama arkasından tehdit eden çok ciddi bir Mausa Türk gücü gerçeği var. Son haftalarda istenilen futbol oynamasa da sonuç alma noktasında sonucu alıyor ki çok zorlandığı bir Çetinkaya Başkent deplasmanı vardı. Geçtiğimiz gün işte dün bölge derbisinde Gençler Birliği'ni saf dışı bıraktı ve o da zorlamaya, tehdit etmeye devam ediyor. Diğer yandan da az önce vurguladım, yeni sponsoruyla Tremeşeli Holding, Doğu Pınar'ın çarpıcı sonucu, Türk Ocağı'nın içinde bulunduğu konum. Netice itibariyle onların da şampiyonluk yarışında sonuna kadar götüreceğinin bir göstergesi oldu. Yani şu anki 17. hafta geride kaldı sevgili Kaya. 3 takımın şampiyonluk yarışı, geriden gelen takımların orta sıralarda yer bulma anlayışı ama alttaki mücadelenin inanılmaz derecede çok çarpıcı olacağını hatırlayacaksın. Ligin 8-9. haftasında, 10. haftasında gerek seninle birlikte olduğumuzda, gerekse Çelen ve Hasan'la birlikte olduğumuzda da söylemiştim. Alttaki sıralama özellikle 10'dan ve 16'ya kadar çok değişken olmayacak. Değişken olsa bile sıralamada değişken olacak ve bu takımlar, iki takımın küme düşeceği, diğer takımların play-out oynayacağı bir gerçek vardı. Ama bir başka gerçek var. Lefke'nin şu anda toparlanamayışı, aşağıya doğru kayışı var. Mesarya'nın istikrarsız sonucu var. Yeşilova'nın çıkışı, Karşıyaka'nın çıkışı. Gençlik Gücü ilk maçı kaybedip son dakikada 86'da bulduğu golle kazanması çok önemliydi. Çünkü çok çarpıcı transferler yaptı. Beklentiler çok yükseldi. Bu beklentiler lig yarışında şampiyonluk adına değil ama kupada ciddi anlamda bir hedef olduğunu biliyorum. O yüzden hedefe giden yolda da onun da birçok oyuncusunun hafta sonu yedek bencinde, çok önemli isimlerin yedek bencinde oturtulduğu ve ciddi anlamda bu oyuncu performansından memnun olmadığı Derviş Hoca'nın anlayışını zaten gördük. Ve zor da olsa kazanarak biraz olsun nefes aldı. Ligin kalitesi, zevki her geçen hafta artarak devam edecek. Ligin sonuna kadar bu yarış altta ve üstte devam edecek ve keyifli gidiyor. Hakemler açısından baktığımızda zaman zaman sıkıntılı kararlar verildiğini net gördük. Özellikle penaltılar noktasında tartışılan pozisyonlar var. Ama günün sonunda da keyifli, zevkli giden bir lig var. Bunun keyfini çıkaralım, bunun keyfini yaşayalım. Çünkü bundan sonraki süreç artan tempoda artık hiçbir takımın hata yapma lüksü yoktur. O yüzden oyun içerisinde aksiyon da olacak, çok ikili mücadelelerin bol olacağı, zaman zaman sert anların yaşanacağı mücadeleler olacak. Dolayısıyla burada da hakemlerimize hakem şansıyla birlikte başarılı bir performans diliyorum ben. Türk Hoca Ali Masol'da başkan adayı sordum. Herhangi bir isim var mı şu an? Yani şu anda herhangi bir isim gelmedi. Çalışmalar var. Yani farklı bir çalışma var. O çalışma gerçekleşir mi bilemem. Özellikle bir akıl destekli bir başkan adayının olması noktasında bir çalışma var ama somut herhangi bir şey gerek basına yansımadı. Gerek basına, gerekse de kulislerden gelen bilgi bize şu ana kadar sızmadı. O yüzden şu anda net bir şey yok. Ne olacak açıkçası çok merak ediyorum. Az önce de yayının başında belirttim sevgili Kaya. Süratle bu akşam olağanüstü genel kurulda başkanını belirleyip gerekli hamlelerin yapılması gerekir. Biliyorsun Ertaş Taşkıran takımın teknik patronu şu anda. 3 haftalık bir süreci var. O süreçte bu hafta doluyor. Gelecek yönetim neler olacak, neler bitecek onu hep birlikte göreceğiz ama asıl olan mevcut takım kadrosu ligin sonuna kadar kalan 13 hafta devam etmek zorunda. Başka şansları yok. Onu da izleyip göreceğiz. Çok ciddi sıkıntılar bekliyor ama başkanı da yönetimi de. Evet. Ben başkan adayının şu ana kadar isim belirtilmemesi, henüz bir aday noktasında herhangi bir gelişmede olmamasını biraz da buna bağlıyorum. Yani çok zor bir süreçte şu an kimse belki de cesaret edemiyor. Bir başkan adayı, ben başkan adayım, geliyorum işte, kalan haftaları elimizden geldiğince yapacağız ama sonrasında da bakacağız diyecek bir başkan adayı da o ki geçmişte Türk Hoca Ali Masol Kulübü'nde birçok başkan adayları öncesinde genel kurulun çıkıp demişti. Ben adayım veya yönetim olarak göreve hazırız diyen çok aday vardı. Yani evet, bir dönem bunu izledik. Başkan olup da göreve başarılı bir şekilde devam eden de birçok başkan vardı. Ama son dönemde bir sıkıntı var bu konuda. Yani Türk Hoca camiasında çok önemli, çok değerli başkanlar geldi geçti. Bunların içerisinde Aysol Cibo, Sayın Cibo, gerçekten ülke sporuna çok büyük hizmetleri var.
onların toparlayacağı, eski başkanların komite oluşturarak yapacağı bir çalışma evet. olabilir. dolayısıyla birilerinin öncülük yaparak Türk Hoca'nın bu içinde bulunduğu zor şartlardan çıkarmak için belki küme düşülebilir. Yani bu ama göze alındıysa... birinci lig de bizim ligimizdir. O ligden geri dönme adına şimdiden çalışmalar yaparak bu sezonu kayıp olarak görürsünüz. Yeni sezona da hemen başlarsınız. Çünkü 1 Temmuz itibariyle transfer dönemi başlıyor. Tabii yani planlamak birinci için ligde kalıcı başlamak. Olacak misafir takım olacak bir takım evet. yaratırsınız ki benim özellikle üzerinde durduğum konulardan bir tanesi başkanlar düzeyinde bir komitenin şarttır. Oluşması şarttır. Ve bir an önce... Küçük Kaymaklı yaptı bunu değil mi? Evet, Küçük Kaymaklı da yaptı. Geçmiş dönemlerde bir dönem Çanakkale'de de yapıldı. Yani evet. bunlar kesinlikle yapılması gerekir. Çünkü çok deneyimli ve bu zor süreçten geçmiş başkanlar da var Türk Ocağı döneminde. Türk Ocağı'nın geçmişten günümüze tarihine baktığımızda hep başarılar yoktu. Başarısızlıklar da vardı, başarılar da vardı. İşte o başarısızlık dönemini atlatabilecek, kaos ortamından çıkabilecek çok deneyimli, çok tecrübeli ve çok değerli başkanlar var. Dolayısıyla o başkanlar da gereğini yapacağını düşünüyorum. Ben onların kuracağı bir komiteyle Türk Ocağı'nın bu içinde bulunduğu durumdan çıkaracaklarını düşünüyorum. Çünkü ülke futbolunun, ülke sporunun Türk Ocağı'na ihtiyacı var. Doğan Ocak derbileri müthiş gidiyor. Ve hep söylüyoruz ülkemizin bir numaralı derbisidir. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmeden ve takımın içinden çıkacağı konum, çıkar mı çıkmaz mı bilemem çünkü kadronun çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama bir birlik bütünlük olursa şu anda arada kopmanın da olmadığı noktada toparlamaz şansı var ama evet. 3-4 hafta geçtikten sonra eğer çok bu süreç zor. Böyle devam ederse makas açılırsa puan sıralamasındaki fark açılırsa kapatmak zor değil. Evet. Geçen yıl Gönyeli hatırlayacaksınız 11 puanla lige veda etti. Bu yıl onu da bulmayabilir Türk Hoca. Evet. Yani bu çok önemli. O sıkıntı ve var. Onun ligdeki yarışında da oynadığı takımlar hem altta hem üst içinde önemli bir noktadır. Bunu da göz ardı etmemiz gerekir. Çünkü Türk Hoca'nın alacağı her sonuç hem yukarı hem aşağıyı çok yakından ilgilendirecek sonuçlar olacak. Fikstüre de bir bakalım. Bu hafta evet. yoğun sıkışık bir fikstür var. Cumartesi fikstürüne bakıyorum. Hatta Cuma 9 Şubat Çetinkaya Peral Alakan Gençler Birliği. Tek maç. 18. haftada gece maçı ama diğer 7 karşılaşma hemen ertesi günü Cumartesi saat 14'te oynanacak. Yani bunu Nodderland Kıbrıs Kupası'na göre ayarlandı. Çarşamba günü oynanacak olan 14 Şubat'ta. Tüm maçlar aynı. Ne isterse aynı olsun sevgili Kaya. Bugün programa baktığında 18. haftada işte Gençler Birliği'nin iç saha maçı var. Gece maçı oynatabilirsiniz. Evet. Tremeşeli Holding Dumupınar'ın iç saha maçı var. Küçük Kaymaklı ile gece maçı oynatabilirsiniz. Evet. Diğer yandan işte Çetinkaya'yı gece oynatıyorsunuz. Çaynapazar evet Lefkoşa derbisi var. Oynatabilirsiniz ve programı da hafifletirsiniz. Yayıncı kuruluş da ciddi bir anlamda geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan protokol var, imzalar var. Evet. Yayıncı kuruluş adına da son derece önemlidir programlama. Dolayısıyla Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş işbirliği içerisinde programlama yapması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Nodderland Kıbrıs Kupası'nda da gece maçı oynatabileceği maçlar var. Dolayısıyla bakalım bunun da hemen, değerlendirmesini... Doğan Türk Birliği Lefke. Evet, oynatabilir. Gençler Birliği karşıya kayanılmaz. Evet, Çaynapazar Gençlik Gücü Cihangir var. Evet. Peral Alakan Gençler Birliği Miracle karşıya kalır. Gece oynanırsa hafta arası daha fazla taraftar yani gelecek. Bu karşılaşmalar da gece oynatılabilirdi. Bir akşam hatırlayacaksın 4 tane gece maçı koymuştu. Cuma akşamı mesela 4 tane gece maçı koyup cumartesi de 4 tane gündüz maçı oynatabilirdi. Evet. Akşam programda da değerli yorumcularımız, arkadaşlarımız değerlendirdi. Futbol Federasyonu cumartesi gece maçı oynatmaya sıcak bakmıyor. Nedenini de bilmiyorum açıkçası. Cumartesi neden düşünmüyor. Cumartesi de gece maçı oynanabileceğini düşünüyorum. Dünyanın her yerinde var cumartesi ve pazar gece maçları. Bizde niye yok? Bilmiyorum. Yani bunun sorusunu veya cevabını öğrendikten sonra yorumlama yapabiliriz ama böyle bir düşüncesi olmadığı noktasında görüşler var. Buna da evet. saygı duyuyoruz. U16, Aspuz U16 Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları çarşamba evet. günü 2 gün sonra oynanıyor. İlk karşılaşmalarda bayağı zorlu mücadeleler. Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı, Limassol o derbi heyecanı yaşandı. 3-3 yaşandı. Ki grupta 2 maçı da kaybetmişti Doğan Türk Birliği. Evet. Ama 3-3'lük bir beraberlik. Yine kazanamadı. Rövanş, evet. Karaulanoğlu'nda bu arada oynanacak rövanş karşılaşması. Nasıl değerlendirirsiniz rövanşları? Tabii Türk Ocağı
Doğan'dan başladığı için özellikle maç öncesinde sahanın değişimi, Sadık Cemil Stad'ın alınmasında iki takım yöneticilerinin de tepkisini çekti. Neden? Çünkü değirmenliğin A takım ve oradan ayrıldığı Gaziköy'e gidip sahanın zemininin sıkıntılı olduğunu ve sadece o zemin A takım düzeyindeki oyuncular için bir sıkıntı yaratıyor, gençler için yaratılmıyor diye bir sezlenişte bulundu iki takımın yöneticileri, hem Türk Hoca hem Doğan Türk Birliği, ve o değişime biraz tepki gösterdiler. Oynanan karşılaşmaya baktığımızda 3-3'lük sonuç, ikinci maç için herhangi bir avantaj yok. Ve Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nda çarşamba günü yarı finalist belli olacak. Diğer taraftan Küçükkaymaklı Mesarya 0-0 sonuçlanan bir maçtı. Mesarya bu yıl Umut Hoca ile Umut Güden ile çok ciddi bir ivme kazandı. Altyapıları oluşturarak geliyor. İyi çalışıyorlar. A2'yi evet. Toparlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Küçükkaymaklı da özellikle ikinci turda çarpıcı sonuçla 10-0'lık Bafülkü Yurdu galibiyetiyle geldi çeyrek evet. finale. Burada da kafa kafaya giden ve Turunçlu'da oynanacak karşılaşmada. Evet, o saha da hizmete giriyor. Çok önemli sahaların konulması anlamında. Yan sahaların devreye girmesi özellikle A takımların kullandığı sahalar açısından son derece önemli. Evet. Dolayısıyla güzel bir çeyrek final de orada bizi bekliyor. İki maç özellikle. Diğer taraftan Yonpaş Doğupınar farklı kazandı. 7-0 Yeni Boğaziçi'ni. Tremeşeli bu arada. Tremeşeli. Alıştık. Doğupınar. Evet. Bana göre yarı finali garantiledi gibi. Futbolda evet. yani garanti diye bir şey yok ama evet. özellikle alt liglerde, alt yapılarda bu tür sonuçların geri dönmek çok kolay değildir. Hı hı. Zaten geçtiğimiz gün Hasan Çelen'le burada yaptığımız programda da belirtmiştim. Favorilerim arasında finale giden yolculukta Yonpaş düzeltiyorum. Tremeşeli Holding Doğupınar'ın var olacağını söylemiştim. Evet, aynı fikir. Cuma günü Can Bulat Stadı'nda yerinde izlediğim Mausa Türk Gücü Yenicemi karşılaşmasını Çıplak Gözle Hisar'da izledik arkadaşlarla birlikte. Hı-hı. İlk yarısı çok iyi değildi iki takım açısından da, ama ikinci yarıda erken golü bulan Yenicemi 2-0 kazandı. Önemli bir avantajla geri dönüyor. Mausa Türk Gücü zaten bu liglerde hep başarıyı hedefleyen, hep finali hedefleyen bir takımdı. 2-0 skor çok tehlikeli bir skor olduğunun altını çizmem gerekir. İkinci maç şu anda sahası belli değil ama bakalım nerede oynanacak. Zor bir maç, en zor yani, maçlardan bir tanesi olacak. Az önce söylediğim gibi 2-0'lık sonuç avantaj gibi görülse de çok dezavantajlı bir skordu. Ve finale giden yolculukta da bu iki takımdan kim yarı finale giderse bana göre finali görecek takım olarak, ki şu anda Yeni Cami daha avantajlı görüyor. Yeni Cami Doğupınar'ı favori olarak koymuştum. Finale giden yolculukta da sanırım bu iki takım devam edecek ama Doğan Türk Birliği Türk Hoca ve mesela Küçükkaymaklı takımlarını da göz ardı etmiyorum. Çünkü özellikle yarı final ve final çok farklıdır. Yani grup maçları, son 16, çeyrek final hep istediğiniz gibi gider. O zayıf halka gibi gördüğünüz veya kadro yapısı biraz daha düşük gibi gördüğünüz takımlar yarı final ve finalde inanılmaz bir konsantrasyon yapıyor. Ciddi bir motivasyon evet. sağlıyor ve favori gördüğünüz takımları da saf dışı bırakıyor. Alt liglerde bunu çok gördük. Böyle bir izlenim de vardır. Onu da belirtmek istiyorum. Keyifli gidiyor. Artık finale giden yolculukta yavaş yavaş bu ligin sonuna geliyoruz. Bu ligin varlığını hep söylemişimdir. 16 ve 16 yaş grubu A takım düzeyinde olan ve şu anda A takımda da birçok 16-17'li yaş gruplarının da direkt takımlarında forma giydiğini görüyorum sevgili Kaya. Bu önemli. Çünkü altyapılardan gelen oyuncuların takımların ekonomik yapılarını kurtaracak anlayış olduğunu da göz önünde bulundurursak çok önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Tüm hocalarımıza, koordinatörlerimize, bu ligde mücadele eden ve hizmet eden, emek veren herkese de teşekkür ediyorum. Ligin özellikle ikinci yılı geride kalacak. U15 ile devam ederdi çünkü 16 oldu. Her geçen yıl kalite anlamında, gelişim anlamında yavaş yavaş fark yaratmaya başlıyor. Eksikler, yapılması gerekenler Futbol Federasyonu tarafından gerekli analizler, incelemeler yapılıyor. Ve bir sonraki sezonda da daha iyisi olması için, daha güzel olması için de elinden geleni yapıyor. Özellikle statüler konusunda ve kurallar konusunda tüm oyuncuların şans bulabileceği, tüm oyuncuların da ligin içerisinde varlığının olabilmesi için hep sürekli farklı farklı kurallar koyarak ligin gelişimine de ciddi katkı koyuyor. Oyuncuların gelişimine ciddi katkı koyuyor. Ve tüm oyuncular da bu ligde de mücadele etmiş oluyor.
altyapıyı konuşuyoruz. A2'liklerini de bir değerlendirelim. Kısaca A2 Süper Ligi, Aksa A2 Süper Ligi, Mausa Türk Gücü 46 puanla lider. En yakın rakibi Yeni Cami. Orada da bir rekabet var. 38 puan ve 8 puanlık bir fark. Son karşılaşma, ligin son haftasında karşılaşacaklar iki takım. O haftaya kadar ne olur ne biter tabii ki bilemeyiz ama Mausa Türk Gücü gene son dönemde olduğu gibi zirvedeki yerini koruyor, gidiyor. Ama Yeni Cami, Küçük Kaymaklı, Tremeşeli, Dumlupınar, yani bunlara da baktığımızda o altyapılara daha önce söylemiştin. Önem veren kulüplerin takımları da o A2 liginde, en üst ligde zirve mücadelesini devam ettiriyor. Evet, Doğan Türk Birliği de bunun içerisine koyabiliriz. Özellikle tabii şu vardır. Son 3 yılın şampiyonu Mausa Türk Gücü at başı gidiyor. Büyük ihtimalle de bir aksilik olmasa da yine şampiyonluğa ulaşacak. Mausa Türk Gücü'nün son 3 yıl ve bu yılki hedefe giden yoldaki şampiyonluk sonrasında da artık A2'den çıkan oyuncuların da A takımda direkt oynayabilecek noktada olması gerekir. Son 10 yıllık, 11 yıllık sürece baktığımda bunu çok fazla görmedik. Çok fazla değil, hemen hemen hiç görmedik. Bunu da net bir şekilde ortaya koymak gerekir. Dolayısıyla çok değerli, çok yetenekli, gelecek vadeden takımın direkt 11'inde oynayabilecek ve takımın şampiyonluk yolunda götürebilecek önemli isimler var. Dolayısıyla bu isimlerin de artık yukarıya çıkarak forma şansı, özellikle ilk dönemde yavaş yavaş forma şansı alması, daha sonra da kalıcı olarak 11'i zorlayarak 11 oyuncusu olması gerektiğini altını çizmek gerekir. Bu yarışta tabii ki önemli faktörler var. Bunun da altını çizmek gerekir. Özellikle Tremeşeli Holding Dumlupınar'ın biliyorsun at başı giderken gerek takımdaki sakatlıklar, gerekse dar kadrodan dolayı yukarıya alan oyuncular var. Bu oyuncuların yukarıya alınmasıyla alttaki kimya bozuldu. Amaç nedir? A2'den yukarıya takıma oyuncu yetiştirmektir. Evet. O sirkülasyonu sağladı Dumlupınar. Aynı şey Küçük Kaymaklı için de geçerliydi. Aynen. Özellikle Hasan Hoca'nın göreve gelmesiyle birlikte A2'de oynayan oyuncuların yukarıya alınışı vardı. Hala daha devam ediyor. Dolayısıyla onların lig yarışı içerisinde takımın yükünü çekecek isimler direkt A takıma çıkınca doğal olarak biraz sendelemeler oldu. Sonuçlar noktasında istedikleri sonuçları alamadı. Bu Doğan Türk Birliği için de geçerlidir. Yeni Cami için de geçerlidir. Dolayısıyla da bu yarışın Mausa Türk Gücü'nün üzerine gideceğini ama bu saydığım takımların da ligi zorlayacağını ve kendi aralarında oynayacakları maçlar bir anlamda şampiyonluk yarışının da belirleyicisi olacağını söyleyebilirim. Tesis tabii ki çok önemli. Çetin Kaya'nın iki sezon önce Aksa 1. Lig'deyken A2 takımını biraz izleme şansım olmuştu. Çok kötüydü gerçekten. Evet. Yönetici yoktu neredeyse takımda, takımın başında. Ama bugün bakıyoruz, zorlu deplasmanlardan bile puan çıkaran bir Çetinkaya A2 takımı var. Tesisleşmenin ne kadar faydalı olduğunu, ne kadar katkı yaptığını da görüyoruz. Doğan Türk Birliği aynı şekilde. Bu da çok önemli Ahmet Ogan. Şimdi tesisiniz var ama yapınız yok. Bu da önemli bir etkendir. Evet. Dolayısıyla Çetinkaya tesislere kavuştuğunda, Metehan'daki tesislere kavuştuğunda ve yerinde seninle birlikte gittik. İnceleme yaptık, program yaptık altyapılarla ilgili. Ceren Başkan ve Mehmet Başkan, iki başkan da Salih Işık'ın da önderliğinde altyapılara çok ciddi anlamda önem verdiler. Birinci lige düşerken Çetinkaya'nın hep başarıyı hedefleyen ve ikinciliğin başarısız olduğu bir Çetinkaya'da onlar da dibi görüp tarihinde ilk kez birinci lige düştükten sonra anladılar ki altyapı da önemlidir. Taşıma suyla belli dönemlerde çarkı döndürürsünüz ama uzun vadede dönmeyeceğinin farkına vardılar. Evet. Çok ciddi yatırım yaptılar. O tesisleri geliştirme noktasında mücadele verdiler ve altyapıya ciddi önem verdiler. İşte o kurmuş oldukları altyapının, hep söyledim ben, 3. yılını geride bırakıyor. 2 yıl sonra hem A2'lerde hem diğer liglerde, altyapı liglerinde söz sahibi olacak bir Çetinkaya geliyor. Dolayısıyla bu bir süreçtir. Sabretmek gerekir ve o altyapıya değer vermek gerekir. Değer nasıl olur? Ekonomik olarak da katkı koyacaksınız. Evet. Teknik adamları oraya getirirken de önem vereceksiniz, hakkını teslim edeceksiniz. O zaman gelişim sağlarsınız. Dolayısıyla Çetinkaya'da doğru giden bir yolculuk var. Bu yolculuğun sonunda da 2 yıl sonra göreceksiniz. Çetinkaya çok ciddi yerlere gelecek. Tabii burada dediğim gibi başkanların, yöneticilerin çok büyük önemi vardır.
altyapıya bakış açısı çok değerli ve önemlidir. Vizyonları çok önemlidir altyapı için. Bunları sağladıktan sonra oraya atadığınız işte Salih Işık önderliğinde Salih Hocam'ın ve ekibiyle birlikte güzel bir çıkış var. Bu çıkışın Türkiye bacağı var sevgili Kaya. Evet. Türkiye bacağında Salih Hocam'ın ciddi ilişkileri var. Gerek Antalya, gerek Alanya, gerek Altınordu, birçok İzmir'de. Evet. Birçok kulüplerle güzel ilişkiler kurdu, güzel diyaloglar kurdu ve bu ilişkileri geliştirme noktasında da her geçen gün artıyor ve artan süreç içerisinde de işte katıldıkları organizasyonlar var. Ki kimsenin hayal edemediği ki biz gidip de kapısından döndüğümüz Antalya İzmir Cup'taki organizasyonda evet. Çetin Kaya birçok uluslararası takımlarla orada mücadele etti. O minik kardeşlerimizin heyecanı, Salih Hoca ve ekibinin heyecanını bizlere basın yoluyla da yansıttı. Bunlar çok önemli ve değerli şeylerdir. Biz bunları özellikle ülke olarak baktığımızda zaman zaman çok benimsemiyoruz. Çok göze gündeme de getirmiyoruz. Ama ben özellikle bu liglerde yıllarda çalıştığım için değerini ve önemini çok iyi biliyorum. Evet. Ve kulüplerimizin, başkanlarımızın, yöneticilerimizin vermiş olduğu emek, meslektaşlarımızın altyapıya verdiği değer, çünkü siz düşünün 5 ile 15 yaş gruplarını alıyorsunuz. Onların gelişimiyle, beslenmesiyle, uykusuyla, okuluyla, eğitimiyle, her şeyle ilgileniyorsunuz. Sadece antrene edip göndermiyorsunuz. Disiplinli ülkemize özellikle güzel gençler yetiştirmek için çok büyük uğraşlar veriyor. Bunları göz ardı etmek mümkün değildir. Haftanın birçok mesaisini, yoğun mesaisini onlarla birlikte evet. geçiriyor. Ailesinden, eşinden, çocuklarından feragat ediyor. Çok değerlidir ama biz sadece bir altyapı olarak görüyoruz. Birçok kişiyi tenzih ediyorum ama genel anlayışa baktığımızda işte altyapı diyerek geçiyoruz. Ama altyapının değer ve önemini oralara gidip görmezseniz anlamazsınız. Gidip oralarda çalışmazsanız anlamazsınız. Evet. Anlamazsınız. O işin içerisine girmezseniz neler yaşandığını ve gelinen süreçte nereden nereye taşındığını göremezsiniz. Dolayısıyla bunları yaşayarak, izleyerek görmeniz gerekir ki neler yaşandı ve nereye geldiğini görmek önemlidir. Çünkü aşağıya düşen takımlar, gerek birinci lige gerekse BTM'ye düşen takımların altyapılarının yok olduğunu ve bunun yok oluş nedenlerinden bir tanesini de hep söyledim ve ısrarla söylemeye devam edeceğim. İkinci ligin bu ülkede fazla bir lig değildir ve elzemdir, gelmesi gerekir. Kulüplerimiz artık bazı şeylerden kurtulmaları gerekir. Ekonomik olarak, bazı şeyler dediğim ekonomik yapılar olarak. Yani 3 kuruş daha fazla kasanıza girecek diye ikinci ligi yok sayamazsınız. Birincilikte olan takımlar yok sayıyor. BTM'ye düştüğünde de bu kez ikincilik olsun diyor. Yani bu ikilemden de kurtulmaları gerekir kulüplerin. Hı hı. O yüzden ikinci ligin varlığı altyapının geleceği anlamında çok önemlidir. Ve altta da özellikle BTM ve BTM 2'de de birçok takımımızın, hatta özel akademilerin de olduğu ülkemizde altyapıya ciddi önem veriliyor, değer veriliyor. Gençlerimiz artık yetişiyor ve ön plana çıkıyor. Buna sahip çıkmak da başta kulüplerimizin ve Futbol Federasyonu'nun görevidir diye düşünüyorum ben. Voleybolu konuşacağız. Sona evet. bırakmak istedim voleybolu özellikle. Yarın 6 Şubat biliyorsun ama Türkiye futbolu çok kısa değerlendirelim. Fenerbahçe liderliğini devam ettiriyor avarajla da olsa. Galatasaray aynı puanda devam. Beşiktaş Trabzonspor'u yenip bir üstüne geçti. 3. sıraya geçti. Avrupa'yı zorluyor. Avrupa'yı zorluyor. Pendikspor kazanmaya devam ediyor. Enteresan gidişat ve skorlar da var. Çok kısa bir değerlendirelim ve voleybolda konuşalım. Tabii Süper Lig'e baktığımızda Türkiye'de at başı gidiyor. İnanılmaz geçmişten kurulduğu günden bugüne kadar böyle bir yarış olmadı. Böyle bir puan farkı da olmadı. 24 puanlık bir fark var. Çok ciddi. Beşiktaş'la Galatasaray Fenerbahçe arasında. Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında böyle bir at başı yarış da olmadı bugüne kadar. Hep kazanıyorlar, hep kazanıyorlar. Az hata yapıyorlar. Çok az hata yaptılar geçen süreçte. Ve geçen hafta da konuştuk bunu. İlk oynayan takım kazandığında ikinci oynayan takım için çok büyük bir baskı ve stres oluşturuyor. Bu net. Kaçınılmazdır. Bunu yaşıyoruz ama ikisi de kazanmaya devam ediyor. Ve bu yarış sonuna kadar Rams stadına kadar Rams gidecek Arena'ya kadar gözüküyor. Gidecek gibi görünüyor. Ama alttaki mücadele inanılmaz derecede devam ediyor. Pendik'in Umut Nayır, Tiam, Diaby gibi önemli golcüleri alarak ki her hafta onların attığı gollerle devam ediyor. İnanılmaz bir ligde kalma inancı var. Aynı inanç maalesef İstanbulspor'da yok.
Bana göre artık bundan sonraki süreç misafir takım olarak, çünkü 4 takım düşecek sevgili Kaya. Evet. Misafir takım ve bundan sonra ligin kaderini etkileyecek maçlar oynayacağını da altını çizmek istiyorum. Konya'nın inanılmaz düşüşü, Gaziantep'in istikrarsız sonuçları, bir türlü galip gelememesi, iyi kadrosu olmasına rağmen alt sıralara doğru gidişi vardı. Aynı şekilde Hatay'ın ama son 2 haftada kazanarak nefes aldı. Sivas istikrar yakalayamıyor, ciddi sıkıntı yaşıyor. Alanya aynı şekilde, ama en önemli düşüş Kayseri Spor'da. Recep Uçar'ın görevden ayrıldıktan sonra ciddi bir düşüşü, eksi 3 puan aldıktan sonra da hızla 1. lige doğru, bak altını çizerek söylüyorum, daha çok maç var, 1. lige doğru hızla devam eden bir anlayış var. Puan aralığı da azaldı tabii. Çok azaldı. Evet. Zaten alttan tehdit eden takımlar var. Samsun gibi, Pendik gibi tehdit eden takımlar var. Evet. Diğer taraftan da Kasımpaşa'nın çarpıcı sonuçları var. Sergen Yalçın'ı Antalya kaybetse bile istikrarı var. Başakşehir toparlandı, devam ediyor. Aynı şey Adana Spor içinde, Adana Demirspor içinde geçerli. Adana Demirspor'da süratle aşağıya doğru devam ediyor. İçeride dışarıda üçüncü kaybetmeye sıradaydı. Üçüncü sırada ve Avrupa'yı zorluyordu. Bırakın Avrupa'yı, ligde kalabilir mi? Benim şu için bu tempo, evet, bu anlayış biraz zor diye düşünüyorum. Her ne kadar kadro kalitesi olmasına rağmen yukarıyı zorlayan takımlar, dediğim gibi yani üçüncü sıradaki Avrupa'ya gidecek takımlar, ama Abdullah Avcı'nın gelmesiyle güzel bir sinerji yakalayan, o şampiyon olduğu dönemdeki havayı yakalayan ve aldığı sonuçlar, ilk haftalardaki sonuçlar tam tersine dönmüş durumda ve bir kaos ortamı var Trabzon'da. İzleyip göreceğiz bu cendereden çıkabilir mi? Onu da hep birlikte görecek. Türkiye Ligi keyifli gidiyor ve sonuna kadar da böyle gidecek, ama en güzel keyif hem şampiyonluk hem de ligde kalma adına olacak. Evet, izleyeceğiz, takip edeceğiz. Voleybolda iki önemli organizasyon şu anda devam ediyor. 12. Rauf Denktaş Kupası Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyor. Ve 1. Osman Çetintaş, onun adına yapıldı. 1. Osman Çetintaş Kupası'nda U16-U17 takımlarının karşı karşıya geldiği organizasyon. O da Mausa Arena'da devam, evet, ediyor. Başladı daha doğrusu. Baktığımız zaman 12. Rauf Denktaş Kupası'nda bayanlarda finalistler belli oldu. DAÜ Doğu Akdeniz Üniversitesi finale yükseldi ve Gazi Mausa Belediyesi Çamlıspor, çok zor bir karşılaşma. Ben de biraz izledim karşılaşmayı. SNTP çok iyi oynadı, iyi dirindi, ama Gazi Mausa Belediyesi Çamlıspor, tecrübe de var tabii ki. Evet. Kazandılar. Nasıl değerlendirirsin? Tabii ligdeki mücadele büyük bayanlarda 12. Rauf Denktaş Kupası'nda devam ediyor ve finale gelen yolculuk artık oynanacak karşılaşmayla son bulacak. Zaten Mausa voleybolda damga vuran, voleybolda öncü ilçelerimizden bir tanesi. Bütün takımların hemen hemen geneli Mausa olduğu için Mausa Arena'da, Denktaş Kupası da Lefkoşa'da, başkentte oynanıyor. Voleybol Federasyonu özellikle bu noktada ilk kez Osman Çetintaş, ki az sonra konuşacağız, yarın çok önemli canlı yayınlarımız var. Yarın 6 Şubat çok sıkıntılı bir gün. Evet. Kara bir gün. Osman Çetintaş özellikle hem oynadığı voleybol oynarken, sporcuyken, plaj voleybolunda, kulüp takımlarında, hı, hem de eğitmen olarak gelecek vadeden çok oyun zekası yüksek, çok kaliteli bir, çok değerli bir arkadaşımızdı. Kendisini kaybettik. Buradan bir kez daha başta onu ve tüm şampiyon meleklerimizi, ailelerimizi, hocalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Ama gerçekten voleybolumuza ciddi ivme kazandıracak ve belki de Sayın Başkan Enver Kaya gibi voleybolun içinden gelip de voleybol federasyonu olmuş ve olabilecek bir isim gibi görüyordum ben kendisi. Evet, başkan, yaşı küçük olmasına rağmen. Evet, evet. Saha kenarında, parkede kenarda dururken sadece oyuna hükmetmesi değil, liderlik vasfı, yöneticilik vasfının da üst düzeyde olduğunu ben bunları görerek yaşadım, gördüm. Bundan dolayı bu kelimeleri kullanıyorum. Dolayısıyla keşke aramızda olsaydı da bu düşündüklerimizi de hayata geçirirdi. Dolayısıyla çok değerli bir organizasyondur. Kulüp takımlarımız da çok ciddi anlamda sahiplenmiş ve devam ediyor. Zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı sahiplenmiş. Evet. 6 Şubat 2023 sonrasını sahiplenerek de devam ediyor. Ve güçlenerek devam ediyor.
Bu başta bizleri ve en önemlisi aileleri çok ciddi anlamda motive ediyor. Onlara destek olma yolunda ciddi bir yenilik ve projeleri hayata geçirme noktasında ayakta kalmalarını sağlıyor. Bu son derece önemlidir. O yüzden Voleybol Federasyonu Başkanı ve yönetimini buradan kutluyorum. Bu değerli organizasyonu yaptığı için finale giden yolculukta çeyrek finalistler, yarı finalistler. Bu akşam çeyrek final iki karşılaşmaları Küçük Kaymaklı ve MGSK Mausa saat 18. Maraş Gençlik Spor Maraş Kulübü. Gençlik Spor düzeltiyorum. Diğer taraftan da Doğu Akdeniz Üniversitesi Karpaz Geyit Marina. Hemen akabinde. Evet, iki yarı finalist belli iki olacak. İki yarı finalist belli olacak. Çamlık'la Mausa Spor Akademisi yarı finale kalmıştı. Hı-hı. Hafta sonu oynanan karşılaşmalarda. Onlar da işte yarı finale kalacak. Ondan sonra final yolculuğu. Evet. Bu yolculuk, kupa yolculuğu hem 1. Osman Çetintaş Kupası hem de 12. Rauf Denktaş Kupası 13 Şubat'ta sonlanacak. Tabii finaller farklı farklı günlerdedir. Evet, Rauf Denktaş Kupası'nda 9 Şubat Cuma akşamı. Tabii erkekler finali de başlayacak. Yarı evet, finalle o da başlayacak. Yarı finaller başlayacak. Erkekler evet. Takımı az olduğu için yarı finalle başlayacak. Onlar tamamlandıktan sonra da lig yarışları yavaş yavaş sonlanacak ve oynanmayan 3 tane lig var. Onlar hayata geçecek ve 2024 yılı programı da tamamlanmış olacak. Çünkü biliyorsun Haziran ayı plaj ayıdır. Evet. Voleybol Federasyonu. Ona da hazırlık var. Bu anlamda ben mücadele eden ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş'ı saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Kaybettikten sonra değerleri ve yaptıkları ortaya çıkıyor. Gönül arzu eder ki hayatta olduğunda bu insanların yaptıkları ülke için, Kıbrıs Türk halkı için ortaya koyduklarını anlamak ve ona göre değer vermek çok önemliydi. Ama maalesef kaybettikten sonra anlıyoruz. Dediğim gibi yarın da bizi zor, uzun, soluklu bir süreç bekliyor. Bayraklar Televizyon Kurumu'nda sabah kaldı. Canlı yayın olacak. Programı da aktarırsan. Şehitlik açılacak. Cuma günü programdaydık. Mausa'da program var. Mausa mezarlığında şehitlikte program evet. Var. Yeni Boğaziçi'nde de var çünkü. Osman Çetintaş. Daha sonra Rauf Raif Denktaş Kongre ve Kültür Sarayı'nda program var. Daha sonra yanılmıyorsam Sulu Çember'de balonlar havaya bırakıldıktan sonra Yeni Boğaziçi ve diğer köylerimizde. Dört yol var, Vadili var. Turunçlu var, Atlılar var, yani. Var. Evet. Diğer yerlerde Ulukuş'ta var. Evet, Ulukuş'ta var. Bunlar da ziyaret edildikten sonra 15'te de Mevlid var. Yani uzun soluklu süreç bizi bekliyor. Bir yıl geride kalıyor. Evet. Yarın itibariyle yine saat 04.17'yi gösterdiğinde çok büyük bir üzüntü paylaşımlara bakıyorum. Cumartesi günü evlatlarımızı gönderirken aileler son kez birlikte olduğu paylaşımları var. Evet. Yürekleri burkuyor. Gerçekten kelimeler düğümleniyor. Çok üzüntü verici ama netice itibariyle hayat devam ediyor. Onların anılarını yaşatmak için dediğim gibi sadece aileler her şeyi yapmalıyız. Veya kurulan Şampiyon Melekler Derneği değil. Başta devletimiz, hükümetimiz, halkımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde yaşayan tüm insanlarımız ve yurt dışında yaşayan soydaşlarımız ciddi anlamda katkılar yapıyor ve projenin hayata geçirilmesi noktasında da çok büyük çaba var. Umarım bir yıl geride kaldı. Erken bir zamanda yeri de tespit edilmiş, Mausa'daki yerin tespit edildiği noktada bu eserlerin de hayata geçmesini süratle bekliyorum. En azından birazcık olsun orada çıkacak eserle ailelerimizin acıları dinmez, çok dinmeyecektir. Evet. Ama o eserin de ortaya çıkması onlar için birazcık nefes almasını sağlayacak. Evet. Ben bir kez daha tüm depremde biliyorsun Türkiye'de de inanılmaz kayıplarımız oldu. Biz 49 vatandaşımızı kaybettik. Evet. Türkiye'de 50 bin üzerinde vatandaş. Hem Türkiye Cumhuriyeti'ne hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne depremde kaybettiğimiz tüm insanlarımız, tüm halkımızı buradan saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İleriki günlerde gene devam edeceğiz. Evet, değerli spor severler, değerli izleyenler, yarın 6 Şubat tabii ki zor bir gün olacak. Canlı yayınlar olacak özellikle sabah saatlerinde. Mausa mezarlığındaki şehitlik açılacak. Diğer yerlerde de tabii ki törenler yapılacak ve anma törenleri ve saat 15'te de Mevlid programıyla gün tamamlanmış olacak. Bir kez daha
rahmetle anıyoruz tüm kaybettiğimiz vatandaşlarımızı, şampiyon meleklerimizi ve Türkiye'de hayatını kaybedenleri. Evet, programımızın sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağlık ve sporla dolu günler diliyorum. Hoşça kalın. Hangi binada? Otelde. İsyan. Allah'ım, bu nasıl isyan? İslam aleminin mübarek günlerinden biri olan Miraç Kandili, 6 Şubat Salı akşamı Mausa Fazıl Polatpaşa Camii'nde idrak edilecek. Şampiyon melekler ve hayatını kaybeden tüm depremzedeler için de duaların okunacağı Miraç Kandili özel programı 6 Şubat Salı akşamı saat... Sulak alanlar, doğada yaşayan biyolojik çeşitlilik ve insan için yaşamsal öneme sahip alanlardır. Bu alanlar, biyolojik çeşitlilik bakımından dünyanın en verimli çevreleridir. Doğada toprak yüzeyini suyun örttüğü ve suyla doymuş alanlar, derinliği suyun çekilmiş durumunda 6 metreyi geçmeyen deniz kıyı suları sulak alandır. Bunun yanında yapay sulak alanlar da vardır. Atık su arıtma tesislerinin açık havuzları, barajlar, göletler, balık yetiştirme havuzları ve pirinç tarlaları da sulak alanlardır. Her yıl 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlanmakta, sulak alanlarla ilgili dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve sulak alanların korunmasına yönlendirmek amacıyla dünyanın her yerinde etkinlikler yapılmaktadır. Her yıl 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü için bir tema belirlenmektedir. 2 Şubat 2024 yılının Dünya Sulak Alanlar Günü teması ise sulak alan ve insan refahı olarak belirlenmiştir. Sulak alanlar su, besin ve oksijen kaynağıdır. Sulak alanlar olmazsa doğada su olmaz, doğada su olmazsa yaşam olmaz. Sulak alanlar olmazsa insan üretemez, üretim olmazsa da refah olmaz. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanlarımıza borcumuzu hatırlamak ve sorumluluklarımızı yerine getirme günüdür. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve öncü yeşil enerji kullanan kamu kurumu oldu. Gelişen teknolojiye ayak uyduran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji sistemini hayata geçirerek yıllık bazda kurum enerjisinin %70'ini bu sistemden sağlıyor. Güneş enerjisine yatırım yapmak, ülkemizi daha yeşil ve daha temiz bir geleceğe taşıyacaktır. Bu amaç ve sorumlulukla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışmalarına 2018 yılında ilk kez
güneş panellerinin kurulumunu gerçekleştirip bu alanda önce olmuştur. Kamuda bir ilk örnek niteliği taşıyan en büyük güneş enerji sistemine sahip Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanan ilk ve öncü yeşil kamu kurumudur.